Değerli gönül yoldaşlarım, hoş geldiniz, sefa geldiniz. Sessiz olalım. Bu davaya gönül veren değerli büyüklerin, değerli kardeşlerin, hepinizden Allah razı olsun. AK Parti'nin bir üyesi olarak, bir nefer olarak gurur duyuyorum. İyi ki bu parti kurulmuş, iyi ki biz AK Parti'nin üyesiyiz, iyi ki bu dava yolunu yürüyoruz. Değerli arkadaşlar, değerli arkadaşlar, 31 Mart yakınlaştı. Aday adaylarımız artık kendilerini belirliyor. Bugün iki tane daha aday adayımız saat 4 ve 4.30'da açıklamalar yaptı. Bütün arkadaşlara, bütün dava arkadaşlarına başarılar diliyorum. Bu yolda tüm dava arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah hakkında hangisi hayırlısı ise bizim belediye başkanımızın olmasını, boyamasını yürütme konusunda, karar verici konusunda yukarıda bizim hedefimizin başında olmasını temenni ediyorum. Bu dava yolunda hiçbir zaman taraf olarak, kişi olarak tabii bir kişimiz olmamıştır. Olmayacaktır da. Adaylarımız arasındaki yarışmada bütün adaylar arasında diliyorum. Zehra Hanım'a bize vermiş olduğu kadın kollarındaki destekten dolayı ekibine ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz açık. Yolumuz açık olur. Burada elini öpmek istediğim bir büyüğüm var. O yüzden kalabalığız, öpemiyorum. Hakkınızı helal edin. Hepinize saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selam diyorum. Halı sağlayacak. Mikrofonu al, Zehra Hanım, mikrofonu. Dışarıdakiler de duysunlar. Geliyor Samet. Geliyor mu ses? Geliyor, geliyor. Gelmiyor. Ses? Yok. Samet. Sayın ilçe başkanım, sayın il genel meclis üyelerim, belediye meclis üyelerim, sayın kadın kolları başkanı vekilim, sayın gençlik kolları başkanım ve kıymetli yönetimimiz. Eli öpülesi partimizin mihenk taşları, değerli büyüklerim, ailem, dostlarım, bu yolda beraber yürüdüğüm yol arkadaşlarım, birbirinden değerli güzide basın mensuplarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam bir kez daha Boyabatlı olmaktan, Boyabat'ın kızı olmaktan, AK Parti ailesinin bir ferdi olmaktan gurur duydum. Bu davaya bu memlekete hep birlikte hizmet ettik. Gönüllere dokunduk. Karşılığında bugün sizlerden aldığım sevgi ve güveni, güven duygusunu bana yaşattığınız için sonsuz teşekkür ediyorum. Siyasette başarı bir gaye, bir hikayeyle başlarmış. Gayesi olmayanın hikayesi de olmazmış. Şükürler olsun bir gayemiz var. Hikayelerimiz var. Birlikte başarılarımız var. Daha nice başarılara hep birlikte imza atmak için büyük ve güçlü Türkiye yolunda liderimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Türkiye yüzyıla yakışır bir boyabat için Boyabat Belediye Başkanı aday adaylığımı açıklıyorum. Kendimi sizlere, sizleri de Allah'a emanet ediyorum. Durmak yok, yola devam diyorum. Hep birlikte Boyabat'ın cumartesi. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Yolunuz açık olsun. Eyvallah.
Evet şu an çok aşağıda hep beraber topluca hayır hep beraber. Hep beraber aşağı inelim. Aşağıda topluca gidelim. Dışarıda alalım. Bu sevginin karşısında benim boynumu size değdirmesin. Teşekkür ediyorum hepinize. Allah iyi geri razı olsun. Nasıl